Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda türev konu anlatımına devam ediyoruz. K11'deyiz yani Lobital kuralındayız sevgili gençler. Özellikle burada bakın meraklısına diye yazdık. Çünkü sizin müfredatınızda bu yok sevgili gençler. ÖSYM'de bunu içeren yani bu kuralı uygulayacağınız bir soru sormaz diye düşünüyorum. Çünkü zaten çarpanlar ayırmayla 0 bölü 0 belirsizliklerinde kullanıyoruz bunu. Çarpanlar ayırmayla zaten halledebileceğimiz soruları karşımıza çıkartır. Ancak yine de siz soru çözerken çarpanları ayırmayla o 0 bölü da hani 0 yapan çarpanları ayırıyoruz ya. O çarpanları ayırmada zorlandığınız bir kısım olursa bunu kullanabilirsiniz. Peki nedir bu kural? Oldukça basit. Diyor ki eğer diyor siz herhangi bir limitte 0 bölü 0 belirsizliğini rastlarsanız yani limit x c'ye giderken hem fx 0 bakın burada hem de gx 0 ise 0 bölü 0 belirsizliğinde üstün ve altın ayrı ayrı türevini alabilirseniz diyor. Bakın tekrar ediyorum. Üstün ve altın ayrı ayrı türevini alıyoruz. Yani burada bir bölüm türevi yapmıyoruz sevgili gençler. Ayrı ayrı türevini aldığınızda Buradaki limit değeri de yine bir önceki limit değerine eşit olacaktır. Yani ha buradaki limiti araştırmışsın ha buradaki limiti araştırmışsın diyor. Biz de bundan faydalanacağız sevgili gençler. Ne demek istiyoruz? Hemen sorularda gösterelim. Öncelikle bunu kullanabilmemiz için mutlaka bir 0 bölü 0 belirsizliği olmalı. Hemen bakalım bize verilen limit değeri 0 bölü 0 belirsizliğini içeriyor mu? X yerine 1 yazdığımızda 1, 1 ve 1 yazdım. Bakalım arkadaşlar. 1 eksi 2 artı 5 eksi 4 geldi pay kısmı. Payda kısmı ise 1 eksi 1 geldi. Üst taraf dikkat edersen 6 eksi 6'dan 0. Alt taraf 0. Ha 0 bölü 0 belirsizliği varmış diyeceğiz. Peki bundan sonra nasıl yol alacağız arkadaşlar? Baktın geldin dedin ki ya hocam ben bunun çarpanları ayırma. Yani şurayı çarpanlara ayırma kısmında zorlanıyorum. O zaman lobital kullanabilirsin. Nasıl yapacaksın? Üst tarafın türevini alacaksın. Yani şu x küp eksi 2 x kare artı 5 x eksi 4 var ya. Buranın türevini alıyorsun. Limit x 1'e giderken hala devam ediyor. 3 x kare Eksi 4x artı 5 yazdım. Üst tarafın limitini aldım mı? Aldım hocam. O zaman alt tarafını da alacaksın. x kare eksi 1'in türevi 2x. Şimdi türevi aldın her ikisinde de. Artık x yerine 1 yazdığında payda 0 olmuyor. Payda 0 olmuyor. O zaman sıkıntı yok. 0 bölü 0 belirsizliği gitmiş demektir. Zaten paydanın 0 olmaması bizim için yeterli sevgili gençler. Şimdi x yerine 1 yazdığında bulduğun sonuç aslında buradaki limitin sonucuna eşit olacak. Biz de şimdi onu yapalım. x yerine 1 yazalım. 3, 3 kere 1 3 eksi 4 artı 5 bölü bu limit buna eşittir 2 kere 1 2 bu da 8 eksi 4 4 bölü 2'den ne gelecek sevgili gençler 2 gelecek yani yanıtımız B seçeneği tekrar ediyorum 0 bölü 0 belirsizliklerinde kullanıyoruz ancak 0 bölü 0 belirsizliklerinde siz çarpanlar ayırma yöntemiyle de yapabilirsiniz mesela diyelim ki buranın 0 bölü 0 belirsiz olduğunu anladınız x 1'e giderken 0 yaptığına göre demek ki her ikisinde de bir x eksi 1 çarpan arayacaksınız. Şimdi alt taraf zaten bariz görünüyor. Limit x 1'e giderken alt taraf x eksi 1 çarpı x artı 1 diye çarpanlarına ayrılır. Üst taraf için de çarpanlara ayırma ben diyorum ki ya hocam ben x eksi 1 istiyorum. Burada bir x küp var. Yanında bir eksi x kare olsa bak x kare parantezine alırım x eksi 1'i bulurum. Güzel. E, o halde burası eksi 2 x kareydi. O halde şurayı şöyle yazıyorum. Eksi x kare artı 5 x eksi 4. Yani şuradaki eksi 2 x kareyi dağıttım sadece. Şimdi dikkatlerini buraya topla. Bu x'ine bak şimdi. Ne yapıyorum? Oraya x kare parantezine alıyorum. x kare parantezinde x eksi 1 geliyor. Peki hocam burayı yani şu kısmı ne yapacaksınız? Hemen burayı bir eksi parantezine alıyorum. Bak şurada anlaman için inceleyeceğim. Eksi parantezinde x kare eksi 5 x artı 4. A hocam burası aslında şuna eşit bak. Eksi parantezinde x eksi 1 çarpı x eksi 4. E o zaman buraya şöyle yazabilirim. Eksi parantezinde x eksi 1 çarpı x eksi 4. Şimdi üst tarafı ve alt tarafı alt taraf zaten hazır ama üst tarafı x eksi 1 ortak çarpan parantezine alıyorum. x eksi 1 ortak çarpan parantezinde dikkat sevgili genç. Şimdi bu arkadaş gitti o zaman bu arkadaş kaldı. Yani ne o x kare. x eksi 1'i gitti x karesi kaldı. Burada x eksi 1'i gitti. x eksi 4'ü kaldı. Ama dikkat önünde eksi var. Yani eksi x artı 4 kaldı sevgili genç. Bölü alt tarafta hocam x eksi 1 çarpı x artı 1 var. Artık 0 bölü 0 belirsizliğini ortaya çıkaran çarpanı sadeleştirebiliyoruz. Yani bundan kurtulabiliyoruz. Kurtulduk. O halde x yerine kalan yerde 1 yazalım. 1 eksi 1 artı 4 bölü 1 artı 1 2. Bakın burası da yine 4 bölü 2'den 2 geldi. Bu da bizim için ikinci yol olsun. Yani geçmişe bir atıfta bulunalım sevgili gençler. Yanıtımız B seçeneği. Şimdi Lobital'ı kullanmaya devam edelim. Diyor ki bu örneğimizde gerçel sayılarda türevlenen bir f fonksiyonu için sana böyle bir limit verdim. Ve sonucu da bu limitin 2. Buna göre diyor f0 artı f'in türevinde 0 toplamının değeri kaç? Şimdi öncelikle Lobital'ı kullanabilmem için tekrar ediyorum 0 bölü 0 belirsizliği olması lazım. Hocam burada x yerine 0 verdiğimde payda 0. Ama pay hakkında bir şey bilmiyorum. E sıkıntı yok çünkü payda sıfırken sonuç bir reel sayı çıkıyorsa mutlaka x yerine buraya sıfır yazdığında payın sıfır olması gerekir. Hani bir sıfır böyle sıfır belirsizliği varmış. Onlar ortadan kalkmış ve sonuç bir reel sayı eşit olmuş. Ben buradan şunu anlıyorum. Demek ki x yerine sıfır yazdığımda pay kısmı sıfır olmalı. Yani f sıfır eksi bir eşittir sıfır. Buradan f sıfır eşittir ne olmalı sevgili gençler? Bir olmalı. Peki şu durumda bu arkadaş 0 bölü 0 belirsizliği oldu hocam. Tamam. E o halde burada ne yapıyordum ben? Dobiter kullanabiliyordum. Yani payın ve paydanın ayrı ayrı türevini alabiliyordum. F'in türevi x. Eksi 1'in türevi 0. Bölü. Paydaya bakıyorum. X'in türevi 1. Şimdi bakıyorum eşittir. Burası neymiş? 2'ymiş. X yerine 0 yazdığımda bu limit de 2'ye eşitmiş. Bu durumda F'in türevi da arkadaşlar. Neye eşit oldu? 2'ye eşit oldu. Yani buradaki yanıtım da ikisinin toplamı olduğundan dolayı ne olacak sevgili gençler? 3. Hocam bunu da yine lobital kullanmadan yapabilir miyiz? Yapabiliriz sevgili gençler. Şöyle düşünün. Ben diyorum ki limit x0'a giderken öncelikle f0'ın 1'e eşit olduğunu biliyoruz biz. Hani bir kere fx-1 dediğim arkadaş x de sadeleşebileceği için x çarpanını içeren bir fonksiyon olacak. Diyeyim ki ben buna fx-1 eşittir x çarpı işte gerisini bilmiyorum hani x çarpanı içeriyor ama gerisini bilmiyorum orada gx diyeyim. Bu durumda fx dediğim arkadaş x çarpı gx artı 1 olacak sevgili gençler. Ben tutup burada fx yerine bunu yazarsam bakın limitim şu hale dönüyor. Limit x sıfıra giderken x çarpı gx artı 1 yanında bir eksi 1 var bölü x. Dikkat artı bir eksi 1 gitti hocam. E hocam burada 0 bölü 0'ı Sağlayan x çarpanları da gitti. x yerine 0 yazdığımda g0 neye eşit oldu arkadaşlar? 2. Bu limitin sonucuna eşit oldu. Güzel. Peki hocam ne alakası var? Şimdi bir de türevine bakalım bunun. Şimdi şuradaki ifadeyi alıyorum. Türevini alta yazıyorum bak. Dikkatle seyret. f'in türevi x eşitliğin sol tarafında. Sağ tarafına gel. Hocam şu 1'in türevi 0 onu boş ver. Ama şuradaki x çarpı g x bir çarpım türevi. çarpımın neydi? Birincinin türevi yani x'in türevi 1 çarpı 2'ci aynı. Artı ikincinin türevi yani g'nin türevi x çarpı 1'ci. Şimdi ben f türevi 0 arıyorum. O halde burada f türev 0 için x yerine 0 yazayım. x yerine 0 yazdığımda 1 çarpı g 0 artık o 1'i de atalım. Direkt g 0 yazalım. Amelilik yapmayalım sevgili gençler. Hocam burada G'nin türevi ama bilmesem de önemli değil. G'nin türevini bilmiyorum ama x yerine burada 0 yaz. Zaten burası ne oldu? 0. Ha f'in türevi 0 g 0 eşitmiş. E, g 0 neydi hocam? 2. Demek ki f'in türevi 0 da 2 eşit. Buradan yine e, ne yaparız arkadaşlar? F 0'ı 1 bulmuştuk. F'in türevi 0 yani g 0'ı da 2 bulmuştuk. Yine 3 diye işaretleriz sevgili gençler. Bu da bizim için ikinci yol olmuş olsun. Hemen bir tane daha örnek çözelim. Geçmiş yıllarda ÖSYM buna benzer bir soru sordu. Bu biraz daha gelişmiş hali. Bunu hem Lobital'den hem de normal bildiğimiz yoldan yani geçmişe hatırlatma yapacak şekilde bir çözüm sunalım. Öncelikle Lobital kullanalım birinci yolumuzda. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Şimdi limit h 0a giderken f3h bölü f2h 12 verilmiş. Bu şu demek aslında. Ben burayı türevini de aldığımda h 0a giderken ayrı ayrı. 0 bölü 0 belirsizliği var ya burada. Hocam nereden bildiniz 0 bölü 0 bölü? Güzel. H yerine 0 yazdığımda payda 0 oluyor mu? E sonuç reel sayı çıkmış mı? Çıkmış. Eee demek ki hocam buranın pay kısmı da H yerine 0 yazdığımda 0 olmalı. Bu şu demektir arkadaşlar. H yerine 0 yazdığınızda F 0 elde ediyorsunuz. Bu bir kere 0'a eşitmiş. Bu cebimizde kalsın sevgili gençler. Şimdi devam ediyoruz. Limit H 0'a giderken F'in türevi 3H Çarpı için türev aşağı göre türev alıyoruz ya. O da ne olacak? 3 bölü. Şurası çirkin oldu arkadaşlar. Şurayı sevmedim. Biraz daha alta yazayım. Ee, güzel görünsün. Şimdi geldik şuraya. Limit dedik. H sıfıra giderken burası 0 bölü 0 verirsiz. Onu söylemiştik. F'in türevi 3 H çarpı 3 bölü. Altın türevi ise 2. Bu ne eşitmiş arkadaşlar? 12. Siz şimdi buradan ne elde ettiniz? H yerine 0 yazdığınızda F'in türevi 0 çarpı 3 bölü 2 eşittir 12 elde ettiniz. Hocam 2'yi karşıya atalım 24. Bir de 3'e bölelim hocam 8. Demek ki F'in türevi 0 8'e eşitmiş. Bana neyi soruyor? F'in türevi 4. Şimdi F'in türevi fonksiyonu lazım olduğuna göre şuranın X'e göre bir türevini alalım. Fx artı y'nin türevi. F'in türevi x artı y. Çarpı için türevi. için türevi x'e göre 1 zaten. Eşittir diyorum fx fonksiyonunun türevi f'in türevi x. f y fonksiyon burada y'ye bağlı. x'e bağlı bir değişken olmadığı için buranın tamamı sabit. Mesela diyelim ki burası işte 15 y diyelim. Sonuçta x'e bağlı değil ve sabit sayı. Sabit sayının türevi ne olur arkadaşlar? 0. Onun için 0 yazıyorum. Artı 3 x y'nin türevi. Mesela ben size şunu şöyle yazsaydım. 32 x deseydim ne derdiniz bunun türevini? 32. Ya da şöyle deseydim. 3 çarpı x çarpı 2 bunun türevine deseydim. Bu 6 x yapar sonuç olarak ve türevini 6 derdiniz. Burada da sevgili gençler 3x sizi yanıtmasın. Y dediğim bir sabit. Y'yi buraya başa alıyorum. Yani 3y çarpı x. X'in önündeki katsayı bizim için türeviydi. E bu durumda buranın türevi de arkadaşlar 3y'ye gelecek. Şimdi bana ne lazım hocam? F'in türevi 4. Neyi biliyorum? F'in türevi 0. O halde şu buraya 0 verirsem F'in türevi 0'ı biliyorum ya arkadaşlar. Bundan faydalanarak F'in türevi 4'ü bulabilirim. Ama 4 için de x yerine 0 yazdım. Y'ye ne yazmalıyım? 4. O halde y'ye gördüğüm yere de 4 yazıyorum. Böylece f'in türevi 0 eşitliğin sol tarafında eşittir diyor. Şey f'in türevi 4 özür dilerim. Çünkü 0 artı 4'ten 4 oldu burası efendim. f'in türevi 0 artı 12. Hocam f'in türevi 0 az önce 8 bulmuştuk. Yani burası bizim için 8. Bu durumda f'in türevi 4 ne olacak sevgili arkadaşlar? 12 artı 8'den 20. İşte lobital burada bizim işimize yaradı. Ancak burada Lobitel olmasa da yine siz bu soruyu çözebilirsiniz. Hemen bunu hatırlatalım çünkü güzel bir soru tipi ÖSYM daha önce sordu. Belki yine sorabilir. Burada türev tanımından faydalanacağız sevgili gençler. Şu fx'i e eşitliğin sol tarafını atacağım. Ve fx'i attığım zaman şuradan ilerletmek istiyorum. Şöyle biraz şöyle müsaade isteyeyim sizden gençler. Şu aşağıya yapalım ikinci yol. İkinci yolda fx'i sol tarafa attık. Bakalım ne edeceğiz. fx artı y ...eksi fx... ...eşittir. Eşittir. f y... ...artı 3 x Şimdi sevgili gençler... ...burada her tarafı bir y'ye bölelim. Birazdan türev tanımını... ...türev tanımından çözdüğümüzü anlayacaksınız. Şurasını eğer... ...limit y sıfıra doğru giderken... ...yani her iki tarafın limitini alırsam... ...y sıfıra giderken... ...bu durumda bakın şurası... ...tam olarak şuna benzemedi mi? Limit x aşağı giderken fx artı h eksi fx bölü h. Bakın türevin tanımına benzer değil mi? Sadece h yerine biz burada ne kullanmışız? y kullanmışız. O zaman ben diyorum ki ha hocam burası f'in türevi x. Bu tarafa bakalım. Limit y sıfıra giderken burayı ayırıyorum. f y bölü y artı diğer taraf ise y sıfıra giderken birbirlerini götürecek ve 3x kalacak. Direkt o zaman 3x diyelim oraya. Şimdi hocam bize önemli olan şu kısım. Bakın benim burayı bulmam lazım. Burayı bulursam x yerine 4 yazar sonucu bulurum. Diyorum ki bana burada bir ifade verilmiş. f 3 açlı bir şey. O halde f 3 açlı bir şey kullanmaya çalışacağım. Yani şuradaki limit y 0'a giderken ki ifadeyi y yerine 3h yazıyorum. Bakın 3h sıfıra giderken sonuçta h da sıfıra gider olur. f y yerine 3h yazdım. Bölü 3h oldu. Peki bakıyorum. Şimdi ben diyorum ki burayı şöyle yazabilir miyim hocam? Buradaki 1 bölü 3'ü başa atıyorum ve diyorum ki limit h sıfıra giderken f 3h bölü h yazabiliriz hocam. Tamam. Şimdi bu arkadaş da 2'yi şöyle karşıya gönderirseniz aslında f 3h bölü h h sıfıra giderken ki limiti 24'e gitmiyor mu? 24'e gidiyor. O zaman 24 çarpı 1 bölü 3'ten burası nereye gidecek sevgili gençler? 8'e. Ha demek ki hocam burası benim için aslında 8'e eşitmiş. Yani f'in türevi x fonksiyonu 8 artı 3 xmiş sevgili gençler. E bana ne lazımdı hocam? F'in türevi 4. O zaman x yerine 4 yazalım. x yerine 4 yazdığımızda bakın f'in türevi 4 buradan 12 artı 8'den gelene gelecek 20. Bu da bizim için ikinci yol olsun sevgili gençler. Bunları da çözmeyi bilin. Yani illa lobiterle çözmek zorunda değilsiniz. Hangisi aklınıza gelirse oradan devam edebilirsiniz. Böylelikle meraklısına Lobital kuralını tanımladık. Örneklerini çözdük gençler. İyi çalışmalar dilerim.